Türkiye'de bugüne kadar hiçbir devlet adamı, bizim de şahsen tanıdığımız, her bakımdan mükemmel bildiğimiz insanlardan hiçbirisi Fethullah Hoca'ya ve cemaatine söz söylemekte bu kadar cesur davranmamışlardır. Bu devirde yurt dışında dahi çeşitli bilim merkezlerine dahi büyük bir şöhrete ve takdire mazhar olmuş Fethullah Hoca gibi bir zatın haşhaşi, sahte evliya, sahte peygamber, sahte din adamı, sahte fedai filan gibi hiç ağızdan çıkması dahi düşünüldüğü takdirde gerçekten insanı hayrette bırakan bir takım ithamların, hele Fethullah Hoca gibi hayatında şöhret peşinde koşmamış, servet peşinde koşmamış, ikbal ve menfaat peşinde koşmamış, halkın içinden çıkmış fakat halkın ve hakkın dışına çıkmamış, İmanın padişah ben vezir diyebilen bir ölçüde kabul ettiğimiz ve her zaman yabancılara dahi takdirle bahsettiğimiz Fethullah Gülen Hoca Efendi, bu şekilde onun saldırmasını anlamak hiçbir zaman mümkün değildir. Allah yolundan hiçbir zaman ayrılmamıştır. Onun için Türkiye'ye geçse bile korkacağını zannetmiyorum. Şundan korkar, kendi cemaatinin başına gelebilecek belalardan korkar. Ve bugüne kadar da hocayla alakalı yazılanlarda, okuduklarımda ben herhangi bir yanlışlık da görmedim. Sadece hocanın bedduasını ortaya atıyorlar, beddua et diye. O da beddua bizim bildiğimiz manada amine tabirle beddua değil de yine bir insanı ıslah etmek için, yola getirmek için söylenmiş bir sözdür.